uyku bozukluklarına girdiğimizde en çok rastladığımız e, durumlardan biri uyku apnesi. Yani uykuda nefesin durması. Aralıklı olarak e, saatte 5 sefer duruyorsa uykuda nefes e, bunun biz normal olmadığını ve bu semptom vermeye başlarsa da ona göre bir e, uyku apnesinin zorluk derecesinden bahsediyoruz. Toplumun e, gene orta yaş grubunda semptomu olanlarda işte kadınlarda %2, erkeklerde %4 dense de semptomu olmayanlara bakıldığında bu rakamların çok çok daha yüksek olduğu, hani orta yaştaki kadınlarda %10, erkeklerde %25'e kadar yaygın olduğunu gösteren çalışmalar var. Uyku apnesinin ana belirtileri birincisi yüksek sesli horlama. İşte burada biz horlama şiddetinden, horlama sıklığından bahsediyoruz. Horlama sıklığı e, diyelim ki haftada 3-4 gün ya da her gün. E, horlama şiddeti e, bu da e, konuşma sesinden biraz daha fazla ya da işte yan odadan duyulacak kadar olan hani şey horlama şiddeti de var. Bunlar önemli bulgular. İkinci e, önemli belirtisi tanıklı apne dediğimiz yani karısı ya da kocası yani gözlemliyor uy uykuda nefesinin durduğunu hatta endişeye kapılıp uyandırıyor. Hani böyle bunları da çok duyuyoruz. Tanıklı apneler dediğimiz e, nefesinin durduğunun gözlenmesi. Diğer önemli bulgusu da gündüz uykulluk hali. Yani ister istemez uyuklama hali. Bunlar olduğu zaman uyku apne olma riski yüksek demektir. E, ama bunun dışında gördüğümüz belirtiler arasında gece terlemesi mesela sıktır. Gece sık sık tuvalete kalkma ihtiyacı. Bu da aslında vücudun onu kompanse etmek için. Çünkü biz e, uyku apnesi olduğu zaman göğüs kafesi içinde negatif basınç inip çıktığı olduğu için dil geriye doğru düşüp üst solunum yolunu tıkadığı zaman oksijen yeterince gelmediği zaman beyinden de uyanma sinyali geldiği zaman bir göğüs kafesi içinde negatif basınçta iniş çıkış oluyor. O zaman kalbe gelen kan miktarı artıyor, tansiyon yükseliyor, kalbin yükü artıyor. O zaman oradan bir hormon salgısıyla biz idrara çıkarak tuz atıyoruz. Yani vücut onu kompanse etmek için çaba gösteriyor. Onun belirtisidir. Gece sık idrara kalkma o da önemli bir belirtidir. Onun dışında sabah baş ağrısıyla uyanma o da önemli bir belirtidir. Herkeste yoktur bunlar. Ama bunlar önemli belirtiler. Ayrıca bu semptomların dışında biz uyku apnesinin kalp hastalarında, diyabeti olanlarda da çok fazla görüyoruz. Ve oradaki önemli bulgu bu kalp hastalarının çoğunda uyku apnesiyle ilgili fazla semptom yok. Mesela ne diyelim çok yüksek sesle horlamıyorlar. Aşırı kilolu değiller. Gündüz uykuluk halde tarif etmiyorlar. Ama bir uyku testi yapıyorsunuz. Bayağı ileri derecede uyku apnesi çıkıyor. E bunlar da bizim yaptığımız çalışmalarda gözlemlediğimiz konular. Biz onun için yani biz %10, %25 derken genel popülasyonda kalp hastalarına yüksek tansiyon, özellikle gece yük tansiyonu yüksek olanlarda e baktığımız zaman %50-%65'lere varan uyku apnesinin olduğunu görmüş oluyoruz. Bu kadar yaygın ve bu, bu, hastalarımızın çoğunda semptom yok. Onun için eğer yüksek tansiyonumuz var ve bunu ilaçlarla biz kontrol altına alamıyorsak ya da 24 saat kan basıncı ölçülmüş gece tansiyonumuz daha yüksek ise e, o zaman uyku apnesi de olabilir diye düşünmemiz lazım. Yine aynı şekilde diyelim ki bir diyabetimiz var ama bir türlü şekeri kontrol altına alamıyoruz. Tabii ki burada bunlar kiloyla da ilgili. Aynı zamanda kilomuz da varsa, fazla kilomuz da varsa bunlar birbirlerini negatif etkileyerek e, kısır döngüye yol açıyor. O açıdan özellikle bu hasta gruplarımızda da e, uyku apnesi var mı yok mu? onu e, araştırmak önemli. Kilomuz varsa kilo vermemiz önemli. Hafif vakalarda basit horlama dediğimiz vakalarda ağız içi apareyi olabilir ya da kulak burun boğaz yönünden cerrahi bir küçük bir müdahale gerekirse işte burunda polipler varsa, bademcikler büyükse onlar alınabilir. Ama orta ya da ileri derece dediğimiz saatte 15'ten ya da saatte 30'dan fazla yani 2 dakikada bir nefes durması demek saatte 30 demek. Yani olan durumlarda CPAP dediğimiz cihazla en etkili tedavi bu. Şimdi hastalarımızda zaten semptomu fazla olan hastalarımızda biz tedavinin etkili olduğunda hastanın gündüz uykuluk hali, tabak, dinç kalktığı zaman gece semptomları kaybolduğu zaman, horlama kesildiği zaman zaten bu tedavinin çok etkili olduğunu gördüğümüz için hastalarımız da cihazı kullanmaya devam ediyorlar. Burada tabii ki bilgilendirme çok önemli. İyi maske seçimi, iyi cihaz seçimi çok önemli. Bunun şuurunda olduğumuz zaman özellikle kalp hastalığı yönünden de düşünüldüğü zaman bu hastalığın önemini daha iyi e, anlamış oluyor e, hastalarımız ve cihaz uyumu da daha önemli oluyor. Biz bu yıl yayınladığımız bir çalışmada, biz burada e, hem kendi hastanemizde birkaç hastane ortak olarak yaptığımız bir çalışmada da özellikle COVID e, salgını sırasında da, COVID'in yaygın olduğu zamanlarda anket bazlı bir çalışma yapmıştık. Orada da uyku apne olma riski yüksek olanlarda e, hastaneye yatma, oksijen ihtiyacı, yoğun bakım ihtiyacının Uyku apne riski düşük olanlarda daha yüksek olduğunu gözlemlemiş olduk. Bu yayınlandı ve şimdi biz bu hastalarımıza mesela şu anda devam eden bir çalışmamız uyku testi de yaparak bunları objektif olarak değerlendirmeye de başladık. Yani uyku apnesi çok yaygın olduğu için özellikle bu COVID döneminde de virüsün giriş yolu üst solunum yolu olduğu için o üst solunum yolu kasların da etkilediği zaman... Orada üst solunum yolu kaslarının belli bir sertlikte olması lazım. Onlar daha çok gevşediği zaman uyku apnesi daha da fazla olabiliyor ve uyku apnesi geliştiği zaman da onun prognozu yani gidişatı daha kötü olabiliyor. Çünkü zaten Covid'den dolayı da yeterince oksijenlenme olmadığı için akciğerlerde bir de buna uyku apnesi eklendiği zaman e, tabii ki bu durumu kötüleştiren bu faktör. Onun için en az sigara kadar, kolesterol kadar, hipertansiyon kadar, diyabetle birlikte bunlarla iç içe birbirlerini tetikleyen ve kısır döngüye yol açan bir durum olarak değerlendirip erken tanı ve tedavi önemli olmuş oluyor. Her horlayanda uyku apnesi yoktur. Basit horlama diye geçer onlar ama basit horlama dediğimizde hani horlamayla birlikte e, nefes duruyorsa yani dil geriye doğru düşüp solunum yolunu tıkadığı zaman e, uyku apnesi diyoruz ama hani dediğim gibi uyku apnesi olmadan da sadece basit horlama varsa e, o zaman onun sadece horlamaya karşı alt çeneyi şöyle hafifçe öne alarak bu e, hafif derecedeki uyku apnelerinde de etkili bir tedavidir. E, o da tercih edilebilecek bir yöntemdir. Bazen kulak burun boğaz yönünden e, görülüp özellikle gençlerde bademcikler büyükse mesela onun bademciklerinin alınması tek başına yeterli olabilir. Daha değişik cerrahi yöntemler de var. Bazı çok özel seçilmiş vakalarda bunlar da tercih edilebiliyor. Ama esas tedavi metodumuz aşırı kilo varsa kiloyu vermek çok önemli. Kilo vermeden çünkü zor oluyor bu uyku apnesini tedavi etmek ama sepap dediğimiz yüksek basınçlı yani pozitif hava yolu basıncı dediğimiz bir maskeyle e, Burna takılı ya da ağzı da kaplayacak şekilde. O e, terse çalışan elektrik bürgesi gibi yüksek basınçta hava verip ortamdaki havayı basınçla e, uygulayarak dilin geriye doğru düşmesini engelleyen bir tedavi yöntemi. Onun için hangi basınçta olması gerektiğini düzenlemek için ya hastanede yatırıp onu da test ediyoruz ya da evde bir cihaz verip otomatik cihazda onun otomatik ayarlarına göre e, takip edip e, başka ek hastalıklar yoksa ona göre tedavi için de yönlendirebiliyoruz. Her uy horlaması olan da uyku apnesi yoktur. Ama her uyku apnesi olan da da horlama olmayabilir.